yerde yapabilecek bir sürü şey var. Evet, geldi. Vay vay vay. Bak bak, balığa bak. Ben bunu alıp gidiyorum. Ama sadece bir tanesi açık. O niye açık? Şey veriyor, rol veriyor. Evet, hoş geldin. Arkamda gördüğünüz, tabii dört gözle beklenen bir durum bu. Şöyle bir bakıyorum, 1944. Bugün devam etmeyen bu geleneği sürdürüyorum. Hayırlı işler, hayırlı işler. Benim gibi İstanbul'u çok özleyenlerden olabilirsiniz ya da 2 yıldır bu pandemi nedeniyle evinden daha az çıkmayı tercih edenlerden olabilirsiniz. Ama zaman geçti ve öğrendik nasıl gezeceğiz, nasıl tozacağız, nasıl hayatımızı sürdüreceğiz öğrendik. İşte ben ilk iş o büyük özlemin sonunda İstanbul'un iskelelerini gezmeye karar verdim. İlk durağımız Eminönü olacak. Bakalım Eminönü'nde bizi neler bekliyor? Eminönü iskelesinin etrafında nasıl bir yaşam var? Bakmıyorsa bir şey yapacağım. Tamam ya, ben hevesimi aldım. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Eminönü için bir iskeleler semtidir desem herhalde yanılmış olmam. Tarihi yarımadayı Galata ve Pera'ya bağlayan adeta bir kapı niteliğinde Eminönü. Bugüne dek burada birçok iskele yapılmış, yıkılmış, yeniden yapılmış, yeniden yıkılmış. Ama yüzlerce yıldan bu yana amaç hep aynı kalmış. Ticaret, turizm ve yaşam. ...7/24 kalabalık yerlerden bir tanesi Eminönü. Gerçekten bu şehre geldiğinizde görmezseniz asla olmayacak yerlerden de bir tanesi. Peki ama Eminönü'ne nasıl geleceğiz? Birçok iskele var. Eminönü çok merkezi bir yer aslında. İstanbul'un asırlardan beri merkezi olmuş bir yer. Dolayısıyla buradan Üsküdar'a gidebilirsiniz, Kadıköy'e gidebilirsiniz, Karaköy'e gidebilirsiniz. Boğaz hattı içerisindeki birçok limana buradan gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla da buranın kalabalığı hiçbir zaman bitmiyor. Yaşam da bitmiyor. Benim dengeme tam uyuyor aslında yani. Biraz böyle hiperaktif, biraz yüksek ama sonra akşam böyle son vapurla birlikte bir dinginleşiyor mutlaka. Yani Eminönü'nde yapabilecek bir sürü şey var. Bir kere klişeler var. Yani bu şehirde sadece birkaç saatiniz varsa geçirmeniz gereken ya da geçirebileceğiniz, işte tam böyle o klişeleri yaparak İstanbul'a gelmiş, İstanbul'u yaşamış hissedebilirsiniz. Nedir onlar? Mısır Çarşısı burada. Tabii Eminönü asırlardan beri ticaretin çok merkezi olduğu için, gerçi bugün biraz alışveriş yapma alışkanlıklarımız değişti ama yine de burada birçok şey alınıyor, satılıyor ve Eminönü işte dediğim gibi o klişeleri çok yapabileceğiniz, yerine getirebileceğiniz bir yer. Nedir? Yeni Cami'de mısır atmak kuşları olabilir, Mısır Çarşısı'nı gezmek olabilir. Ya da işte birazdan burada bir alt geçit göreceğiz. O alt geçit, yani dillere destan, benim öğrencilik yıllarımın tam bir efsanesiydi. Oraya gitmek olabilir. Burada yapabileceğiniz birçok şey var. İşte Sirkeci Garı tabii ki görmezseniz asla olmayacak şeylerden bir tanesi. Tabii bir de balık ekmekçiler var. Balık ekmekçileri de şöyle bir dönüp bakmadan, selamlamadan olmaz. Her yıl 10 milyon ton çöp denize dökülüyor ve Eminönü aslında bütün dünyada tabii ki Eminönü aslında
benim hafızamda çok kirli bir yer, kirletilen bir yer. İşte sabah saatlerindeki haliyle akşam saatlerindeki hali birbirinden çok 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 farklı oluyor. Bunun sebebi burada çok hummalı bir çalışma yapılıyor olması. 7/24 burada temizlik çalışması yapılıyor ki hiç kolay bir iş değil. O yüzden sizden bir tek ricam var. Bu Eminönü, bu dünya, bu ülke o kadar güzel ki bizim onu kirletmemek için yapabileceğimiz çok basit şeyler var. Çöpümüzü buralara değil de bizim için belirlenen önemli noktalara, çöp kutularına, çöp konteynerlerine hatta mümkünse ayrıştırarak atalım. Eminönü tam bir iskeleler diyarı. Yani herhalde böyle söylemek yanlış olmaz. Buradan her yere gidebilir, her yerden buraya gelebilirsiniz. Yeter ki denizden gidilebilen, denizden gelinebilen bir yer olsun. Fakat Eminönü aslında 1950'lere kadar İstanbulluların hayatında çok daha fazla gelinen, çok daha büyük bir yer tutan bir konumdaydı. Çünkü burada şimdi çok izleri görünmese de bir zamanlar balık pazarı, yemiş iskelesi gibi çok önemli iskeleler vardı. Ve diyebiliriz ki İstanbul'un bütün gıdası buradan taşınıyordu. Şimdi burada iki önemli tipoloji, iki önemli karakter var. Bir tanesi turistler, ikincisi esnaf. Daha çok burada artık ne olduğunu, Eminönü'nde ne yiyeceksiniz, ne içeceksiniz, nasıl yaşayacaksınız bunu belirleyen işte bunlar. Turistler ve esnaf. Bir de balıkçılar galiba. Yani ben öğrenciyken burası böyle biraz zor bir yerdi. Bir kere sık sık su basıyordu burayı. Ama yine aşağı yukarı aynı şeyler satılıyordu. Gidiyoruz. Zaten kapısının önünde 1664 yazıyor. Burası İstanbul'un kalbi diyebileceğimiz çok özel yerlerden bir tanesi. Mısır Çarşısı. Hani buraya aslında geliş sebeplerimizden biri de Mısır Çarşısı'dır. Eminönü iskelesinden inersiniz. Tıpır 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 yürürsünüz. Mısır Çarşısı'na girersiniz. Kolay gelsin, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne güzel. Bu neymiş? O nar çiçeği, yelastik. Ama bu ne? O nar çiçeği. Ha, nar çiçeği. Vay vay vay. Teşekkürler. Balığa bak. Boğazdan çıkmıştır o. Üniversitedeyken böyle küçük küçük esanslar aldığım bir yerdi burası. Şöyle bir bakıyorum. 1944. 1944 yılından beri burada. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba efendim, buyurun. Şu esanslara bir bakabilir miyim? Tabii, buyurun. Bir tane eskiden böyle Ottoman diye bir esansınız var. Vardı. Var bir bakabilir miyim hatırlamak tabii. için kokusunu? Eskiden çok alırdım. Kolay gelsin. Tabii, buyurun. Çok güzel. Evet. Bir de böyle şey var sizde değil mi? Gerçek gül var değil mi? Gül de var. Onu da böyle bir en orijinalini bir koklatabilir misiniz? Biz koyuyoruz. O da gül efendim. Gül. Bu tabii çok zor elde ediliyor tabii. Yani değil mi? Koklamanız lazım, böyle bir şey yok. Ben bunu alıp gidiyorum. Ya bu da güzel. Bu daha böyle şekerli gibi. Bir de şuna bakayım. Bu daha bana göre Anadolu çiçekleri. Oo, bir de hürrem mi var?
şeyi aldım efendim. Buyurun. Paradise Angel. Evet. İsimler de çok afili. Evet. Şöyle buyurun. Cennetteki melek. Ben yine de Anadolu çiçeklerini çok beğendim. Elinize sağlık. Peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Şimdi Mısır Çarşısı iki uzun çarşının birleştiği bir noktaya sahip. Bu noktaya da Dua Meydanı deniyor. İşte tam böyle arkamda görebiliyorsunuz. Bir zamanlar, yani bugün bu gelenek devam etmiyor olsa da, bir zamanlar burada esnaf toplanır. Önce birlikte dua eder ve birbirlerine hayırlı işler dedikten sonra işlerini başına geçermiş. Şimdi ben ne yapıyorum? Bugün devam etmeyen bu geleneği sürdürüyorum. Hayırlı işler, hayırlı işler. İstanbul böyle bir şehir işte. Beklenmedik anlarda, beklenmedik sürprizler hazırlıyor size. Belki şimdi böyle azıcık duyuyorsunuzdur, arkadan çok tatlı bir müzik geliyor. Vapurlar hareket ediyor. Eminönü'ndeyiz. Eminönü iskelesinden bahsediyorum size. İnsan bir iskeleden ne bekler? Elbette bir yere kavuşmak ister o iskele aracılığıyla. Bir yerden bir yere gitmek ister. Oraya geldiğinde etrafında başka yerlerde görmediği bir şeyleri görmeyi ister. Bir taraftan Mısır Çarşısı'na geçebiliyorsunuz, bir taraftan da Sirke Cigarı ve onun etrafındaki hayat sizi bekliyor. İşte Eminönü iskelesinin sunduğu imkanlar, olanaklar belki de saymakla, belki de yaşamakla bitmeyecek, belki de göstermekle de bitmeyecek ama her yolculuğun bir yerinde şöyle durup dinlenebileceğimiz böyle güzel, küçük, saklanmış, belki de çoğumuzun farkında bile olmadığı böyle tatlı bir park olsa keşke, değil mi? Ha bir de şu müzik. Bazen böyle çok küçük detaylar oluyor. Hayatta sizi çok şaşırtabiliyor. Mesela burada muhtemelen bu garın içerisine aydınlık sağlaması için 8 tane olağanüstü vitrayla bezenmiş cam açılmış, pencere açılmış ve bu pencerelerden sadece bir tanesi, geri kalan 7 tanesi kapalı ama sadece bir tanesi açık. O niye açık? Diğerleri niye kapalı? Acaba bununla ilgili birbirimize ya da kendimize verebileceğimiz bir cevap var mı bilmiyorum ama burası çok özel bir yapı. Sirke Cigarı. Sirke Cigarı yıllar evvel 1880'lerde başlayan o meşhur Orient Express'in, Doğu Express'inin de son durağı olmuş. Paris'ten Sirkeci'ye kadar. Kimler gelmiş peki? Agatha Christie gelmiş. Hatta gelmekle yetinmemiş. Buraya bir roman da yazmış. Doğu Express'ini anlatan bir roman da yazmış. Yanı sıra mesela Ernest Hemingway de var. Yani siz kimi isterseniz o dönemden var. Buraya mutlaka gelmişler. En son herhalde yıllar önce binmiştim trene. Çok mutlu olmuştum. Ama en çok da şunu düşünmüştüm. Çok küçüktüm ve yol bir türlü bitmek bilmiyordu. Sıkılıyordum. Düşünecek şeylerim ne kadar az diyordum. Böyle benden yaşça büyük olanlara bakıyordum ve diyordum ki oh ya ne güzel, onlar hiç sıkılmıyorlar. Düşünecek ne kadar çok hatıraları, ne kadar çok anıları var, hiç sıkılmıyorlardır diye. Şimdi aradan biraz zaman geçti tabii ki. Bugün bir tren yolculuğu yapmak için herhalde birçok şeyden vazgeçebilirdim. Uzun uzun düşünecek, uzun uzun tüm hatıraları yad edecek bir zaman, bir parantez, bir boşluk hepimizin ihtiyacı var galiba. Benim var. Şey veriyor, rol veriyor. Gel.
Buraya en son 5-6 yıl kadar önce bir tren yanaşmış ve buradan hareket etmiş. Ama yakında, tabii dört gözle beklenen bir durum bu. Yeniden belki de buradan trenler hareket ediyor olacak. Yine de şöyle bir gar havasını solumamız için önümüzde bir engel yok. Hatta bir kahve içmemiz için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şekerli bir şey yemekten hoşlanmıyorum ama siz seviyor olabilirsiniz. Ama bir şeyin tadına bakarken aynı zamanda bir deneyim de sunabiliyor. İşte 100 yılı aşan bir takım lezzetler var. 100 yıldan fazla zamandır aynı tarifle yapılan bazı lezzetler var. Eğer günlük hayatınız içinde yemediğiniz bir şeyse ve size böyle bir deneyim sunuyorsa neden olmasın? Şöyle bir klasik mesela. Böyle fotoğraf makinesi, kamera, lens, saat, gözlük, ne ihtiyacınız varsa buradan karşılayabiliyorsunuz. Birkaç tane böyle yeni eklenen dükkan var. Onun dışında hemen hemen her şey aynı. Ürün çeşitleri de aynı. İstanbul'un elektrik, elektronik denince akla gelen ilk yerlerinden biriydi bir zaman. Çok acıktım. Yemeğe gidiyorum. Ama böyle düz düz gidemeyeceğim. Şöyle mi yapsak? Acıktım, acıktım. Şöyle ki, Eminönü'ne geldiğimde mutlaka tatmak istediğim bir şey var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Herhalde siz de benim gibi bundan sonra eğer hiç görmediyseniz oraya gelip o lezzeti şöyle bir tadarsınız. İstanbul'a özgü, başka bir yerde yok. Koşalım mı? Merhaba. Şimdi 1893'ten bu yana aynı tarifle yapılan bir lezzeti bekliyorum. Bilirler. Eski yazdıklarınıza bakıp
neyin değişip neyin değişmediğini daha iyi görebilirsiniz. Evet, modernleşmek çok güzel. Evet, hayatımızda bir şeylerin çehresinin değişmesi de çok güzel. Ama ben değişmeyen şeyler olmasını da seviyorum. İşte bir semte geldiğim zaman 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 100 yıl o semtte o dükkanın bulunmasını da çok seviyorum. İşte burası benim diyebilirim ki çocukluğumdan beri defterlerimi, kalemlerimi aldığım yer. Hala burada, hala bu defterleri satıyor, bu kalemleri satıyor. Evet, yepyeni şeyler de var içerisinde. Bütün Eminönü'nde olduğu gibi. Ama bu dükkanın burada olması benim için çok kıymetli. Eminim siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Mesela vapuru kaçırdınız. Olur ha, insanlık hali. Ya da bir sonraki vapura binmeye karar verdiniz. Eminönü'nde yapabileceğiniz, Eminönü iskelesinin çevresinde yapabileceğiniz birçok şey var. Bunlardan bir tanesi Yeni Cami'nin hemen arkasında bulunan, bir zamanlar buraların finans merkezi olan yerlerdeki müzeleri gezmek. Ya da benim gibi böyle oturup etrafınızı da seyredebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şöyle bir tepeye hakim bir konumda kendinize bir yer bulmak, oturmak, etrafınızı seyretmek. Eminönü'nün bütün sokaklarında hissettiğiniz şey bolluk, bereket, çeşitlilik. Sadece şu sokakta bile başından sonuna kadar geldiğinizde evinizin bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsunuz. Bu arada bir şeyin fiyatını sorduğunuzda ya da bir şeyin tadını merak ettiğinizde esnaf size o kadar çok ikram ediyor ki daha eve gitmeden, hatta iskeleye varıp da daha vapurunuza binmeden zaten doymuş oluyorsunuz. Eminönü iskelesine 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Pek az kişinin bildiği Ahi Çelebi Camisi aslında söylenen o ki Evliya Çelebi'nin o çok meşhur seyahat rüyasını gördüğü yermiş. Bir iskele hiçbir zaman sadece bir iskele olmuyor. Etrafında kimleri getirip kimleri götürdüğünden çok nasıl bir hayat vaat ettiği, etrafında nasıl bir hayat oluştuğuyla da tanınıyor, biliniyor. İşte Eminönü iskelesi tam da böyle bir yer. Baktığınızda martılar, hani derler ya, diri gibi çığlıklarını savuruyor. Eminönü iskelesi yavaş yavaş boşalmaya başlıyor. Aslında semt de boşalmaya başlıyor. İstanbul'un iskelelerini gezmeye devam edeceğiz. Bakalım bir sonraki durağımız da nerede olacak? Şimdilik birazcık şu manzaranın tadını çıkaralım.